Efendim, D vitamini önemli mi biz vücudumuz için? Tabii ki D vitamini çok önemli. Zaten hemen hemen medyada ve toplumda çok üzerinde durulan bir konu halinde. Ama vitamin derken bir hata da yapmamak lazım. Biz bunu bir hormon olarak kabul ederiz. Teknik olarak tarihi bir hata nedeniyle de hep vitamin olarak tanımlanmıştır. Vücudumuzda çok fazla farklı fonksiyonlarda etkilidir. Tabii ki ilk bilinen ve klasik etkisi kemik ve kalsiyum metabolizması üzerinedir. Ondan sonra yapılmış çalışmaların birçok hastalıkla ve özellikle immün sistemle alakalı değişikliklerde de etkili olduğuna dair veriler vardır. Ama yine de en önemlisi hakikaten kalsiyum ve kemik metabolizması üzerine olan etkileridir. Yani D vitamini eksikliği olduğunda vücudumuzda ne gibi değişiklikler oluyor? Genellikle hastaların önemli bir kısmı rakamlarla beklediğimiz bulguları söylemeyebilirler. O bizde de bazı zaman zaman soru işaretleri getiriyor aklımıza. Ya 10 çıkıyor, 10 nanogram çıkıyor. Fakat niye hastanın bir şikayeti yok? Ama sıklıkla hastaların bize geliş nedenleri uzun kemiklerdeki ağrılar, kalça ağrıları, kas ve iskelet sistemindeki yorgunluklar ve halsizlikler oluyor. Tabii Türk vatandaşı sürekli halsiz olduğu için ilk maddesi halsiz olunca biraz konu karışabiliyor. Ama kan örneklerine bakınca, fizik muayene bulgularına bakınca biz bunun altında ne yapabiliyoruz? Kolaylıkla çıkabiliyoruz. En önemlisi uzun kemik ağrıları, kalça ağrıları, kas ve eklem, kas ve iskelet sisteminin ağrılarıdır. Buna dikkat etmek lazım. Peki efendim, özellikle D vitamini deyince tabii bir taraftan güneş geliyor aklımıza. İşte uzmanların hep söylediği güneşe çıkın, o yüzden D vitamini de buradan almış olursunuz diyorlar ama bir de yiyeceklerle güneşi birleştirmek lazım galiba. Evet, evet. Şimdi basit bir rakam vereyim ben size. Ne yaparsak yapalım besin zinciri üzerinden D vitamini temin etmemiz mümkün değil. Çünkü D vitamini cildimizde sentez edilip karaciğerde kısmen aktive olan ama böbreklerde net aktivasyonu olan farklı bir aktivasyon zinciri takip eden bir hormon. Böyle olduğunda yapılan hesaplar hep şunu gösteriyor. %10 ila 20 kadarını besin zincirinden alabiliyoruz ama %80'ini dışarıdan ve özellikle ultraviyole ışınlarından almamız lazım. Ülkemizin bir avantajı bir de dezavantajı var bu konuda. Dezavantajı şu, herkes cildi uzmanları diyorlar ki işte güneşe çıkmayın, benler nedeniyle tehlike var. Ama ultraviyolenin etkin olduğu saatler ülkemiz için enlem, bulunduğumuz enlem dolayısıyla 11 ila 15 saatleri arasında, 11 ila 15 saatleri arasında toplumun hepsinin dışarıda güneşlendiğini düşünmek de çok mümkün değil. Giderek kapalı ortamlarda yaşayan bir toplum haline geldik. Bu nedenlerle bizim buradaki en temel sözümüz şu. Evet, besin zincirinden alabilirsiniz. Nelerden? Deniz ürünleri, balık, gene karaciğer ve baklagillerden temin edebilirsiniz. Ama %10, %20. Peki gerisi mutlaka dışarıdan almak lazım. Güneşe çıkmanız lazım. Bu havada pek de güneşe çıkmak çok mümkün değil. Mutlaka dışarıdan takviye almakta yarar.